Gel. Buyurun Onur Bey. Bize ait gayrimenkullerin listesini bana getirir misin? Arsa, dükkan hepsi mi Onur Bey? Yok, sadece ev ama bu yakadaki evler olacak. Lale ile oturacağımız eve karar vereceğiz. Tamam Onur Bey, ben ona göre bir çalışma hazırlayayım. Tamam, teşekkürler. Alo, Eren'cim ne yapıyorsun? İyiyim ben de, sağ ol. Eren biliyorsun yakın zamanda evleniyorum. Evet, evet, sağ ol. Şimdi biz son dakika bir karar değişikliğine gittik. Başka bir eve çıkıyoruz Lale ile. Seninle çalışmak istiyorum. Ev daha belli değil. Ev belli değil ama birkaç gün içinde netlik kazanır. Ben sana söylerim. Tamam, süper. O zaman haberleşiyoruz. Tamam. Tamam, sen de dikkat et. Hadi görüşürüz. Size anlatacağım şeyler çok gizli. Ama size güvendiğim için anlatacağım. Onur'un dedesi ölmeden önce bir vasiyet bıraktı. İlk evlenip çocuğu olan torununa şirketin %51 hissesini bırakacaktı. Yani Onur ve Erol arasında bir rekabet oluştu. Erol bulduğu ilk kadınla evlenip çocuk yapmaya karar verdi. Onur'la da ben evlenecektim ama Lale'nin hamileliği her şeyi değiştirdi. Yani Onur, Lale'yi sevdiği için evlenmiyor. Bu evlilik fazla uzun sürmeyecek. Lale'nin yanında olmanın bir yolunu bulmalıyım. Efendim? Onur Bey, merhaba. Doktor Onur Saygın ben. Nasılsınız? Buyurun. Sizinle görüşmem gerekti de bir konuyla ilgili. Ne konuşacağız? Şimdi telefonda konuşmamız doğru olmaz. Yani doğru olmaz derken yani yüz yüze konuşsak daha iyi olur demek istedim. Müsaitseniz eğer ben şirkete gelecektim de. Tamam, ben şirketteyim. Bekliyorum o zaman. Sen ne konuşacaksın ki benimle? Minik kuş. Ne haber, ne yapıyorsun? Yine kim ne yiyor, ne içiyor onu mu teftiş ediyorsun? Ki bildiğim kadarıyla bu şirkette senden fazla yemek yiyen yok. Bir de bir şey merak ediyorum. Hiçbir işe yaramamak senin için zor olmuyor mu? Sabah sabah birileri yürek yemiş galiba. Ne bu cesaret kızım? Vallahi sana şuradan bir uçarım böyle duvarda 50'ye 70 posterin çıkar ha. Çok korktum ya. Ya ne gülüyorsun ya? Ne sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi? Hayır, nedir yani? Senin bu yediğin darbe üstüne darbe kalmadı. Hala ağlanacak haline gülebiliyorsun. Bravo yani. Yani Filiz'cim, sana bunu birkaç defa söylemiştim ama bir kere daha söyleyeyim. Son gülen iyi güler. Ve sonunda ben güleceğim. Yine nikah ertelenmiş. Ay sen bu yüzden mi böyle neşelisin ya? Hayır Safitiko, insan önce bir sorar. Bu nikah mesela neden ertelendi? Senin böyle bir soru geliyor mu aklına? O zaman söyle bakalım minik kuş. Neden ertelendi? Çünkü sevgili Onurcuğumla Laleciğim baş başa eve çıkmak istiyorlar. Yani aşk yuvalarını hazırlayacaklar. Ne oldu? Niye gülmüyorsun? O yayık ağzın böyle bir yer çekimle yenik düşüyor şu an gözlerimin önünde. Hadi gül 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 gül. Ben senin yerinde gülüyorum. Hadi hiç merak etme. Oh. Ay. Oh. Merhaba doktor bey. Merhaba. Sizin ne işiniz var ya burada? Onur Bey'le görüşecektim be. Odasını biliyor musunuz?
Odası şöyle karşıda kalıyor. Şuradaki. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Aa, ne arıyor ki ya? Bir Onur, diğer Onur'la ne yapıp kavga etmeseler bari. Vallahi boğuldum. Midem falan bulanıyor. Ne çok alternatif varmış ya. Ya abla, öyle sıradan bir şey almak olmaz tabii. Aa bak, bu koltuk çok güzelmiş. Fiyatı da iyi, 10.000. Takımı mı? Yoo, teki. Teki? E çok değil mi? Fazla gerek yok yani o kadar para. Ay abla, çık artık şu ruh halinden ya. Sen artık Lale Sarıhan'sın. İstediğini alır, istediğini giyersin. Biraz ayak uydur konumuna. Sınıf atladın sen. Yani vallahi Nergis doğru söylüyor Lale. Yani ne bileyim artık, bu kadar mütevazı olma ya. Canım ne istiyorsa al ablacığım gönlünce. Ya tamam. Ya ne istersem aldırırım. Onda bir sıkıntı yok zaten. Ama müsrifliğe gerek duymuyorum. Gerek yok bence. Sonuçta Lale Sarıhan olduk diye de karakterimizle ödün verecek değiliz. Bu lafım sana Nergis'ciğim. Tamam mı? Taşımı buraya attım. Kaçıyorum. Kaç. Efendim Filiz'ciğim. Alo Lale. Nasılsın? Çok özledim seni ya. Ben de özledim vallahi. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ne yapayım? İş güç işte. Beni biliyorsun. Ya ne diyeceğim? Onur'la ayrı eve çıkıyormuşsunuz. Evet. Öyle bir gelişme oldu. Çok sevindim vallahi. Bence çok iyi düşünmüşsünüz yani. Ben de düşünüyorum böyle ayrı eve çıksak mı diye. Düşünse de komşu olsak süper olmaz mı? Evet ya, çok eğleniriz bence. Şey, biz de bugün bir de doktora gittik. Ondan sonra diğer bebişin cinsiyetini öğrendik. O da kızmış. Aa, hadi hayırlı olsun. Çok sevindim. Vallahi ben de çok sevindim ya. Ha, sana bir de ne diyeceğim? Ben demin şirkette doktor Onur'u gördüm. Ondan sonra Onur'un odasına gitti. Aa, ne işi var ki onun orada? Ben de bir anlamadım ki. Vallahi kavga falan ederler diye korktum ya. Kavga etmesinler bari. Yok canım, ben hiç sanmıyorum. Yani ben yine sana haber vereyim dedim kanki. Sonuçta kankimsin yani. Tamam tamam, çok sağ ol canım. Tamam, o zaman arada uğra yani şirkete sen de. Tamam tamam, geleceğim. Tamam, çok öpüyorum seni. Hadi bay bay. Lale, ablacığım ne olmuş? Ay ne olsun ya, doktor Onur şirkete gitmiş Onur'la konuşmaya. Aa, nasıl yani? Ne yapacaklar ki? Ay bilmiyorum. Sen de otur bak, 10.000 liralık koltuk bak. Aa. Tamam ablacığım, tamam dur. Görüşme talebimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizi dinliyorum. Aslında buraya geliş nedenim bu yaşanan olaylardan dolayı kendimi hala huzursuz hissediyor olmam. Tarafınızdan yanlış anlaşıldım. Yani belki de kendimi size daha iyi ifade edemedim. Olaylar kötü sonuçlandı. Yani benim yerimde hangi erkek olsa, söz konusu eşi ise benim davrandığım gibi davranır. Belki de daha fazlası. Sizin de bunu hesaba katmanız gerekirdi bence. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Hatayı ben orada yaptım. Yani bakın aslında bizim Lale ile konuşmalarımız evliliğinizin formalite olduğu yönündeydi. Hani sizin Pelin Su Hanım'la ilişkinizin devam ediyor olması, Lale'nin bu durumdan olumsuz etkileniyor olması benim o korumacı tavrımı birazcık ortaya çıkardı ama yalnız bakın cümlelerimi yanlış anlamayın sakın. Bu tamamen dostane ve art niyetsiz bir yaklaşımdı. Yalnız işte size yanlış yansıdı. Yani aslında tabii meseleye bir de sizin tarafınızdan bakınca yani evet, ben de biraz fazla tepki göstermiş olabilirim. Yani hatta size vurmam yanlıştı. Kusura bakmayın. Önemli değil. Geçmiş unutalım. Bu yani gebelik sürecindeki hastalarıma karşı biraz fazla hassas davranabiliyorum. Benim de durumum bu. Sizi daha iyi anlıyorum. Yalnız yanlış anlamayın. Lale benim hem mahalleden çocukluk arkadaşım hem de hastamdı. Yani o kadar. Ben de bir doktor olarak bu durumu, bu olayları, daha doğrusu hareketlerimi falan kendime yakıştıramadığım için sizinle konuşma gereği duydum. O yüzden geldim yani. Tamam. Yani mesele çözüldü. Hatta bu olay hiç yaşamamış gibi devam edebiliriz hayatımıza. Hiçbir şey duyamıyorum ki ya. Duyamadığıma göre de içeride bir kavga olmuyor demektir. Şimdi gebelik sürecindeki hastaların bazen doktor değişimi olunca olumsuz etkilenebiliyorlar.
Hani Lale Hanım da eğer herhangi bir şeye ihtiyacı olursa ya da bir sıkıntımız olursa yani ben her zaman sizin yanınızdayım, bunu bilin istedim. Yok, bir sıkıntımız yok. Teşekkür ederiz yine de. Peki, o zaman ben zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla vaktinizi de almayayım, yoğunsunuzdur. Görüştüğümüz için de ayrıca çok mutluyum. Zaman ayırdığınız için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben de işçileri bir teftiş ediyordum. Ne var ne yok diye. Kolay gelsin o zaman. Çok teşekkür ederim doktorcuğum. İyi günler. Görüşürüz. Lale'yi hemen arayayım ben ya. Hemen Lale'yi arayayım da. Alo Lale. Lale, Doktor Onur şimdi Onur'un odasından çıktı. Hiç de bir kavga falan olmadı yani. Her şey kontrolüm altında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.